Bakal amca. Ne var? Şekerin var mı? Komik bir şarkıdır, tatlı bir şarkıdır ama benim için saflığın, çocukluğun, çaba sarf etmenin şarkısı. İrem'im dediğin İrem, senin hangi haline İrem'im diyor? Hassas konular bunlar ya. Boğuluyorum artık, yeter dedim. Anlatmaktan yoruldum. Yıkılmadım, ayaktayımcılığı oynamak için kendimi yırttım o dönem ben. Çok sevdiğimi kaybettim, dost kaybettim, sevdiğim adamı da kaybettim. Annemin bir lafı var. Ezen ayak olacağına ezilen çiçek ol. Normal hayatta hırlı hırlı hırlı. Hoşlandığım adam çıkınca dualar eder insan. Belki yalan söylüyorum. Belki abi diye konuşurken rol yapıyorum, yalan söylüyorum. Belki de ikisi de benim. Sen kolay için döken biri misin İrem? Çok fazla kolay içimi döken biriyim. Hatta overdose döken biriyim yani. Eve geliyorum, diyorum ki artık böyle her şeyini herkese anlatma. 5 dakikada samimi oluyorsun, anlatıyorsun halanın işte bu hemeroidini. Yani bu konuda kendimi çok törpülemeye çalıştım. Ama olmuyor. Herkesi kendim gibi sandığım için takır tukur her şeyimi anlatıyorum. Ve bunun hep zararını görüyor muyum? Evet, görüyorum. O yüzden hani sanki bir kişiye söylediğim şey onda kalacak gibi hissediyorum ama ertesi gün magazinde izliyorum bahsettiğim şeyi. Bu sebeple de daha sosyalliği kısıtlamış bir insan olarak daha evinde, daha domestik bir hayat yaşamaya başladım. İyi oldu. Çünkü zaten 2,5 arkadaşım falan var benim toplamda. Zaten çoğu insana da tahammül edemiyorum. Ve maalesef zekamı çok üstün gördüğüm için olmuyor, frekans tutmuyor kimseyle. Ve kolay güvenen bir insan mısın? Babama bile güvenmem. %100 saf olarak böyle rafine güvendiğim insan annemdir. Ne? Yani çünkü insanlar babasından bile kazık yiyor. Kardeşinden bile kazık yiyor. Niye güveneyim? Sana da güvenmiyorum. Tamam dedi. Nasıl bir aileye doğdun sen? Nasıl bir aileye doğdum? Grafikerlik mezunu bir baba, konservatuara gitmiş sağ sol kapışmaları yüzünden komiser bir babanın kızı olan, o yüzden üniversiteye gitmesine dur denilmiş, olaylara karışma denilmiş bir kadının bir halvet gecelerinden sonra rahme düşen, ay bu ne ayol? Neyse annemle babam benim Radif Erten Müzik Cemiyeti'nde, Musiki Cemiyeti'nde tanışmışlar. Dümteka dümtek derken babam anneme aşık etmiş kendine. 3 ay içerisinde evlenme teklif etmiş. 83 yılında evlenmişler. 87 yılında dünyaya geldim. Ben 5 yaşındayken zaten ayrıldılar. Ondan sonra zaten trajediye başladı. Güzel bir çocukluğum oldu aslında yani. Hem böyle çok kırıldığım yerler var babama karşı. Çok var yani, öyle böyle değil. Sonuçta haftada bir alması lazım, mahkeme öyle öngörmüş. Fakat ayda bir görüyordum. O gördüğümde de hiç gözü üstümde değildi yani. Hani giderdik eve, gazetesini alırdı, piposunu yakardı. Biz öyle gargıdı gargıdı otururduk kenarda. Biz zaten babamla ben bu popçuluk mevzusuna başladığımda artık baba kız ve arkadaş olduk. Allah bozmasın. 24 yılımızı aldı çünkü. Annem çok ilk zamanlarda çok güzel, çok cool bir kadındı. Fakat iki çocukla yalnız kalınca gitgide böyle daha pimpirik festivali oldu. Dibimdeydi yani. Sürekli ensemdeydi. Hani bir de o ensemde oldukça ben daha çok sapıttım. Yani overall kötü bir çocukluktu. Hani kötü derken onlar için kötüydü. Çünkü kök söktürdüm. Annemin bir lafı var. Seni doğuracağım 11 tane erkek çocuğu doğurup 1. lige futbol takımı çıkartırdım, mahvettin beni diye. Dedim ne yapayım, bana mı sordunuz doğururken? Bu boşanma meselesi aslında herkes için illa çok travmatik olacak diye bir şey yok. Hep yok, öyle travmatik ya. Bir şey yaşamadım. Ben ilk travmamı şeyde yaşadım. Bir tatildeyiz, 12-13 yaşında falanım. Ne olursa olsun klasiktir ama her kız çocuğu babasına aşıktır ya. Benimki biraz overdose aşk. Cep telefonu da böyle yeni yeni hayatımıza girmiş. Annem açtı, babanız arıyor dedi. Herhalde hal hatır soracak. Ben söyleyemem Hulusi, sen konuş dedi. Telefonu verdi. Efendim baba dedim. Kızım bir haberim var sana dedi. Ne oldu dedim. Bir kız kardeşin oldu dedi. İyi hayırlı olsun dedim. Kapattım telefonu. Böyle yaptım anneme dönüp. Ne olacak şimdi dedim. Babam eve gidecek. Onu karşılayacak bir çocuk var. Biz niye öyle bir şey yaşayamayacağız dedim. Sonra iki tane daha kardeşim oldu. Aynı duyguları yaşamadım. Ama hani birinde üniversitedeydim son kardeşim olduğunda. Onda bile bir şey oldum böyle. Bana neden söylenmiyor arkadaş ya? Hani sonuçta üvey de değil, öz kardeşiz. Ne yapacağım? Kadını merdivende itip çocuğu düşürmesini mi sağlayacağım yani? Ya o yüzden bu mesela benim kısa bir dönemde olsa yaşadığım evlilikte daha önceki
evliliğinden olan çocuğuna yaklaşımımda inanılmaz yardımcı oldu bu tarz konular bana. Çünkü sağ olsunlar ne yapılmaması gerektiğini çok iyi öğrettiler bana. Hassas konular bunlar ya. Yüzleştin mi peki hiç? Hani gerçekten yetişkinlikte olur ya bazen kendi hayatınla ilgili. Yoksa babanla böyle şeyleri daha sessiz mi halledersiniz? Yok, yüzleştik. Yüzleştik, artık bu böyle olmuyor. Bunu bir yerde anlatmamıştım. Yoğun bakımda 20 gün kaldıktan sonra özel odaya aldılar. Artık toparladı götü biraz diye. Ama orada da bir 10 gün, 20 gün kalmam lazım. Çünkü kesinlikle ateşim düşmüyor. Ve anoreksiye atlatmaya çalıştığım için inanıyorlar ki çıkar çıkmaz hastaneden yine girecek bu açlık grevine. Ya içim şişmiş zaten, gebermişim. İkinci günü özel odama dedim ki ben çıkıyorum. Boğuluyorum artık, yeter dedim. Ya şallak şallak ameliyat elbiseleri üstünde çiçekli çiçekli göt meydanda geziyorum sürekli. Hayır, çıkaracaksınız beni dedim. Babam öyle yaptı. Konuştum dedi, doktor buldum dedi, kapatacağım seni tımarhaneye dedi. Yok ya dedim. Kapatacağım dedi. Ne zaman dedi, tam olarak dedi. Kendini de toparlayacaksın o zaman dedi. Bir daha ne annenle ben bunları yaşayamayız dedi. Şu an benim psikolojik bir rahatsızlığım mı var dedim. Git kapattır hadi bakalım kim kimi kapattırıyor falan. Büyük birbirimize girdik. O günden sonra biz 1,5 sene küs kaldık. Ondan sonra olmuyor, onsuz da yapamıyorum. Mesaj attı bana. Özledim gibilerinden bir şey ama dünyanın en zeki 10 insanından biri olduğu için tabii özledim yazmadı. Oraya getirdi olayı. Ondan sonra buluştuk falan. Toparladık ya. Toparladık. Ondan sonra yine bozuldu. Ben çünkü geçen yaz sağlam delirdim. Artık bu böyle olmayacak dedim. Gittim TMS tedavisine başladım. Antidepresanlar, hem terapiler hem psikiyatrist falan filan. O dönemde de konuşmadık. Geçenlerde Eser'in programına katıldım. Orada izlemiş beni. Mesaj attı. Umudu kesmiştim. Özüne dönmeyeceksin, dönemeyeceksin diye. Ama ben bu programda İrem'i izledim. Fabrika ayarlarına geri dönmüşsün. Gurur duydum. Seni çok seviyorum. Unutma, hep burada seni bekleyen bir babam var. Ondan sonra koptuk abi. Artık baba kızı da açtık. Yemin ediyorum bebek bir adam olmuş yani. Ve onun ne olursa olsun onun gücünü hissetmek, onun yanımda olduğunu bilmek her şeye bedel yani. İrem'im dediğin İrem. Senin hangi haline İrem'im diyor? Ya böyle tamamıyla saf olan İrem'e. Yani arada bir böyle kaşım kalkıyor, saçmalıyorum, salak salak espriler yapıyorum. Annem beni şöyle büyüttü, ezen ayak olacağına ezilen çiçek ol diye büyüttü. Annem de babam da. İşte o ezen ayak olduğumu ya da ona doğru gittiğimi gördüğü anda reddediyor beni. Bir dönüm noktası söyler misin bana? Müzikal anlamda sormuyorum. Gerçekten benim büyümemin, hayatımın, gelişimin dönüm noktası şu andır diyeceğin. Tamamen yoğun bakım, tamamen anoreksiya, tam olarak anoreksiya tanımı, teşhisi hiçbir zaman konmadı çünkü o dönem psikiyatriste gitmeyi reddettim. Bana çünkü ye dedikleri zaman, bak kötüye gidiyorsun, işte gitgide zayıflıyorsun, siz tutamıyorsunuz ağzınızı, siz öküz gibi yiyorsunuz, bana karışmayın bana, mis gibiyim, bir şeyim yok. Baktım işte bilmem ne falan filan, anoreksiya ne alakası var falan. O kadar çok denmeye başladı ki ondan sonra ben dedim ki bir Google'a anoreksiya belirtileri nedir yazalım. Yani 50 belirtisi varsa 48'i vardı bende. Dedim ki hala 2 tanesi yok, anoreksiye sayılmam falan. O dönemde çok sevdiğimi kaybettim, dost kaybettim, sevdiğim adamı da kaybettim. Çünkü şey vardı bende, hani en iyisini ben biliyorum. 30 yaşına kadar ben geldim, ayaklarımın üstünde ben durdum. Bu benim tercihim, bana karışamazsınız. Ne oldu? Ne kaldı? Hastaneden çıktığımda sadece annem, babam, ekibim vardı yanımda ve 3-5 tane sağlam arkadaşım olduğunu öğrendim. Ne oldu yani? Oradan sonra çok büyüdüm ve gerçekten oradan çıktıktan sonra da bir savaş verdim ben. Çünkü o dönem mecbur konserlerim iptal oldu. Sonra da bu kıza yine bir şey olabilir korkusuyla işler kesilmeye başlandı. Bana ne, ben bir şekilde yaşarım. 32 kişilik ekibim var. Yıllardır bana yemek harcamış insanlar. Yıkılmadım ayaktayımcılığı oynamak için kendimi yırttım o dönem ben. O yıkılmadım ayaktayımcılığı oynarken de kafayı kaybettim. Çok net delirdim yani. Bu bölümde hayatını değiştiren bir şarkı soracağım sana. Hayatımı değiştiren şarkı derken zor zamanda gerçekten kuvvet aldığın hem bir şarkı hem o dönemi soracağım. Bakkal amca, bakkal amca. Ne var?
Şekerin var mı? Var var. Unin var mı? Var var. Yağın var mı? Var var. Ne duruyorsun? Ne yapayım? Helva yapsana, helva yapsana, helva yapsana, vay vay helva yapsana. Gerçekten bu. Neden diye soracaksın. Anlatsana. Kardeşim, annem ve ben aynı odada yatardık ayrılıktan, boşanmadan sonra. Üçümüz yan yana yataklarda yatardık ve sabaha kadar muhabbet ederdik. Böyle artık yorgunluktan bayılana kadar. Sabah uyandırma şarkımdı benim o Cemre'yi. Giderdim başına, bakkal amca, bakkal amca derdim. Ne var derdi uyurken. Yataktan fırlardı. Helva yapsana diye oynamaya başlardık. Ya bu şarkı komik bir şarkıdır, tatlı bir şarkıdır. Ama benim için saflığın, çocukluğun ve çaba sarf etmenin şarkısı. Aklımda dönen anlar hep onlar oluyor yani. Kardeşin ara ara paylaşımlarda da bulunuyorsun bu arada. Hani anlamlı ve önemli bir yerde senin için. Hatta galiba çocukken bir yandan da bu anlattıklarınla beraber biraz ebeveynine de soyunduğun biri o. Birazcık daha hakikaten erkeksileştiğin, maskülenleştiğin bir dönem abla olarak. Taso oynuyordum ayol. Futbolcu çıkartma defteri vardı bende. Ama bir o kadar da acayip böyle birinden hoşlandığım anda bilip diye dönüyorum. Şey gibi bu. Mesela konuşurken ses tonum kalın, daha erkeksi ya. Bir kere bir güzellik merkezini aradım. Dedim ki merhaba dedim, ben işte epilasyona gelmek istiyorum dedim. Hangi bölgeler dedi. Full paket işte dedim, kol, kol altı, bacak ve dedim bikini bölgesi. Fakat beyefendi erkeklere bikini bölgesi yapamıyoruz dedi. Dedim ki ben bir kadınım, sadece sesim kalın. Ama sahneye çıkınca bir anda dualar eder insan. Bunun gibi işte. Normal hayatta hırlı 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 hoşlandığım adam çıkınca merhaba nasılsın oluyor. Şeyden rahatsız mısın? Bu hani hakikaten bazı maskülen özelliklerle etiketliyoruz da ya seni. Hani işte bu küfür hikayesi mesela. Ya da ne bileyim. Küfür ruhun gıdasıdır. Küfür sanattır. Yani gidip çirkin çirkin ana avrat gitmezsin ama araya güzel bir argo ile öyle bir şey yaparsın ki. Hani İskender'in üzerindeki tereyağı olur o iş. Hani etiketler benim hiç canımı sıkmıyor. Yani birazcık kadın gibi konuş. Bu nasıl bir ağız? Birazcık kadın gibi oturup. Kadın gibi, adam gibi. Ben cinsiyet denilen mevzuya da inanmıyorum ki. Ne gerek var? Bir hafıza testi yapalım. Oo. İlkokul sınıf öğretmeninin adı. Saadet Aksun. Unutur muyum o kadar 5 sene dayak yedikten sonra? İlk aşkının gözlerinin rengi. Mavi. Okulun en çirkin kızıydım. Ne taş 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 kızlar vardı. Fakat allem ettim, kallem ettim, aşık ettim bebeği kendime. Çocukken sana takılan lakap neydi? Alf. Ama ondan sonra lisede psycho oldu. Konservatuvar piyano bölümünde ilk çalabildiğin şarkı. Şarkı değil yani. Beğer etütler çalardık. Ama benim kendi başıma ilk çaldığım şarkı daha konservatuvara başlamadan Barış Manço'nun adını bilmediğim şarkısı vardı. Den 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 den. Rüya galiba. Rüya mıydı? Evet, evet. Büyük ihtimal rüya, evet. Onu çalmıştım kendim. Sosyolojiyi kaç ortalamayla bitirdin? Evde yok, ne bileyim ben. 3.50 miydi neydi? Uzun süre aynı sahnede olduğun monopop grubunun davulcusu. Zafer. 2011'de O Ses'te Hülya Avşar performansın kaçıncı saniyesinde döndü? En sonlarına doğru. Saniyesini bilmiyorum. Manyak mıyım ayol ben? Ama sonlarına doğru. Yırttım, kendimi yırttım orada dönsünler diye. Tam umudu kaybetmişken bir name yaptım. Hülya döndü. Oldu işte. Dante'nin klibinde önünde kaç ekran var? Yani bir genelde. Hayır şey diyorsun sen, elimde baston oturduğum yerde kaç ekran var? Bu bir hafıza testi değil ki, ben sapık mıyım önümdeki ekranları sayayım? Sakal tellerini sayıyor muyum ben senin şu an? Bir sonraki konağa onu sor. Kıçımda kaç tel var? 8 Kasım 2012'de paylaştığın ilk Instagram postunda ne yazıyor? İlk Instagram postum o değil aslında. Ünlü olunca sildim. O bensiz yapamazsın bütün müzik marketlerde. Benim Instagram'da ilk paylaştığım şey Gandhi'nin bir sözüydü. Dünya üzerinde değiştirmek istediğin şey ol. Yani değişimin kendisi ol idi. Bunu nereden bileceksiniz? Ben ünlü değilken bakmaz, niye baksın ki? Meftun şarkısında kaç defa meftun diyorsun? Bilmiyorum. Ben de sana bir soru sorayım o zaman. İbrahim Tatlıses tek tek şarkısında kaç kere tek tek diyor. Ben saydım bunu. Bir kere saydım. Ama unuttum. Yaşlı kadınım ben. Kore Savaşı gördüm. İrem, bir ayna hayal eder misin karşında? Ama ergenlik dönemindesin. Ve
Bir ergenlikteki yüzüne, bedenine, vücuduna bir bak. Aslında onun karakterine de bak aynada. Şimdi o kız burada olsa ne dersin ona? Yani o kız karakter olarak burada zaten. Aynaya tipi olarak baktığımda da derim ki ne yap ne et, para biriktir, bol bol estetik yaptır. İlgi manyağı diyorsun kendine. Zaten geçmişte de var. Okul camından atlamak, işte duvara kafa atmak vesaire, burnunu kırmak gibi yerler. Özellikle bu ilgi manyaklığının altını da soracağım sana. Bu bilmiyorum, popülerlik olayı ilkokuldan beri benim içimde var. En çok beni konuşsunlar. Üniversite, lise, ortaokul falan hep bir ilgi manyaklığım vardı. Hep bir ilgi çekeyim, beni konuşsunlar, şaşırtayım, kimsenin yapmadığı bir şeyi yapayım. Gözler senin üstünde olmadığında baksınlar diye mi, yoksa ne kadar ilgilenirlerse ilgilensinler doyamadığın için mi? Yani ikisi de. Başarının, alkışın, popülerliğin haddi hududu yok ki. Yani ilgi manyaklığım artık sadece sevdiğim adama karşı olabilir. Anneme ve babama karşı olabilir. Yani mesela babamın şu an totalde 5 çocuğu var. Israr ediyorum hala yıllardır. En çok benimle ilgileneceksin, en çok beni seveceksin. Çünkü içten içe biliyorum ki en çok beni seviyorsun. Neden çünkü en çok beni seviyor? Çünkü en çok ona ben benziyorum. Bunu izle ve baba artık itiraf et. Yemin ediyorum çesenin bileklerimi. En çok beni seviyorsun. Okey? Şimdi gözlerini kapatmanı isteyeceğim. Ben anlatacağım. Sen de gözünün önüne getir o anı. Ve bittiğinde de soracağım gözlerini açtığında. Bir imajinasyon yapıyoruz. Senin şu anda kaçman ve uzaklaşman gerekiyor. Seni suçlu bulan binlerce insan var orada. Hepsi. Oradalar, toplanmışlar. Burası uçsuz bucaksız bir vadi. Ve sen onlardan kaçıyorsun, nefes nefese koşuyorsun. Koşarken suçunun ne olduğunu düşün. Neden bu insanlar sana bu kadar öfkeliler? Neden seni suçluyorlar onu düşün. Koştun, koştun. Ve çok yoruldun artık. Bir kuytuda saklanıyorsun dedim. Orada nasıl hissettiğine bak. Korkuyor musun? Utanıyor musun? Kızgın mısın? Üzgün müsün? Bazılarını o saklandığın yerden seni ararken görüyorsun. Yüzlerine bak. Nasıllar? Kime benziyorlar? Ve sonra yüzü aydınlık biri beliriyor yanında. Elini tutuyor. Kulağına bir şey söylüyor. İyi gelen bir şey bu. Ne söylediğini hayal et. Sonra sana sığınacağın bir yerin adresini veriyor. Koşmaya devam ediyorsun. O huzurlu yere varıyorsun. Oranın nasıl bir yer olduğunu hayal et. Hazır olduğunda bana bu odaya geri dönebilirsin gözlerini açıp. Beni kovalayan kızgın güruh bana neden kızgın, değil mi? İlk soru bu. Ben Fernando Pessoa'nın dediği gibi anlatmaktan yoruldum. Ve o yüzden sessizliği tercih ettim. Bir güruh cahil birbirini gazladı, 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 gazladı ve artık öyle bir nefret boyutuna geldiler ki beni paramparça etmek için kovalıyorlar. Saklanıyorum. Hissettiğim şey ne pişmanlık ne üzüntü. Kızgınlık. Neden ben cahil olmadım? Kızgınlığım onlara. Çünkü o zaman hayat daha kolay olurdu. Beni bulmaya çalışanların yüzünü görüyorum. Neye benziyor yüzleri? İblis. Ondan sonra bir yüz görüyorum. Benim kulağıma eğilip şunu al artık yeter defol git bu dünyadan diyor. Hop gömüyorum onu. O kişinin bir suratı yok. Herhangi biri olabilir bunu bana yapan. Çünkü bu benim için o anda iyilik. Çünkü artık yeter. Yeter. Hop onu gömüyorum. Gittiğim güzel yerde, verilen adreste cennet. Çok yorulmuşsun da artık ya İrem bir yandan. Ya yoruldum ya. Eskiden en çok kullandığım cümle şuydu. Bunu görecek onlar. Hepsini mahvedeceğim. Şimdi bu. Aman. Bölümün adı İçimdeki Hayvan. Hayat biçimini, bu dünyada varoluş biçimini kendine benzettiğin bir hayvan seçmeni istiyorum senden. Ben hangi hayvanım? Aman benden olsa olsa hamam böceği olur, üstüme basıp öldürürler. Orada da olacağımı zannetmiyorum. Yok be, dur. Niye hamam böceği diye ezikledim kendimi? Gariban, kanguruyum ben. Kanguru mu bu? Değil. Dinozor mu lan bu? Dinozor, evet. Dinozorum ben, tamam. Neslim tükeniyor. Heh. Kıymetimi bilmiyle.
En çok bana soracaksınız. Ben bunu kanguru olarak gördüm. Abi ne bileyim ya, ben köpeğim herhalde. Abi peki, köpek tamam. Olsun hadi. Tamam. Ben niye köpeğim? Çünkü artık köpekler kötü şeyleri unutur, iyi şeyleri hatırlar. Bu da babamın lafı. Köpek ol der bana. Gazeteli vurursun poposuna. Hayır, oraya sıçmayacaksın. Hayır. 3 dakika sonra gelir yalar. 3 gün, 5 gün yalnız bırakırsın. Bir bakıcı bir şey tutarsın başına ya da bir komşuya anahtar verirsin. Şunun yemini suyunu koy diye. 3 gün sonra tatilden gelirsin, sana hiç trip atmaz. Üstüne atlar. Köpek gibi aşık olurum. Köpek gibi pişman olurum. Doyma duygum yok köpeklerdeki gibi. Ama köpek gibi de sadığımdır yani. İrem demişsin ki ben hayatım boyunca sürüden ayrı olmak, farklı olmak için uğraştım. Ne derdin var sürüyle senin? Koyun değil mi ben? Değil mi yani? Sürüyle bir derdin tabii ki olacak. Şu anda bir sürünün içerisindeyiz. Bak sosyal medyaya şu an. Kadınların hepsi tek tip. Herkes Kylie Jenner. Erkeklerin hepsine bak. Hepsi aynı. Dinlenilen müzikler aynı. Yani ototune'a bağlanmış rap dinlemekten artık kulaklarım kanadı. Ki ben old school rap'in içine doğmuş bir kızım. Benim ilk dövmem Tupac'ın şeyi, takma ismi. Herkes için konuşmuyorum tabii ki. Popüler olana saldırma hastalığı, bunu ben de yaparsam cool olursun hastalığı. Ya bilmiyorum, ben olamıyorum, yapıştıramıyorum ya, yakıştıramıyorum da. Bu popçu olduğumdan beri şunlar denilmeli, böyle konuşulmalı, böyle oturulmalı falan. Yaptım mı ben öyle bir şey? Yapamam. Bu hem benim çok aşık olan bir kitleye sahip olmama neden oldu, hem de bir o kadar iğrenç bu kadın diye nefret eden bir kitleye sahip olmama neden oldu. Ben zaten bunu hiç istiyordum. Ne yapacağım yani? İrem diye biri var. Evet, iyi kız. Hayır, İrem diye biri var. Yani şu an elimde olsa boğazlayarak öldürürüm. Bu daha iyi ya. Yalan söylüyor musun ara ara bize? Söylüyorum tabii ki. Kim söylemiyor ki? Söyleyeceğim tabii ki yani. Ne yapayım? Mesela atıyorum skandal yarattığın, gazetecileri oraya çağırdığın ya da YouTube'da izlenme satın aldığın vesaire zamanlar oluyor mu? Olmadı. Asla olmadı. YouTube'da hani alsam şimdi alırım. Bak, tutmayan şarkı tutmuyor abi. Tutan şarkının önüne alamıyorsun yani. Gazeteci hiçbir yere çağırıp skandal yaratmadım. Bu programı 2. kere çekiyoruz değil mi? Yani çekemedik 1.'yi. Ve ben o gün nedendi sana? Hasta. Kafam hastaydı o gün. Seninle konuşacak durumum kesinlikle yoktu. Pembe mi yalan dersin, ne dersiniz? O gün buraya gelseydim bugünkü şeyi alamazdık. İmkanı yok. Çünkü böyle aynaya baktım. Ne zaman öleceksin lan sen dedim yani o sabah. Bazen şeyler var ya İrem. Artık sen gerçi orada belli bir yerdesindir diye düşünüyorum. İşte sözlükten saldırıyorlar, YouTube'dan video altından saldırıyorlar, sosyal medyadan saldırıyorlar vesaire. Bu bölümde 3 tanesini okuyacağım. Rastgele seçtim. Keşke en kötülerini seçseydin, rastgele değil. Bilmiyorum hani en kötüsü bunlar mıdır ama özellikle ilk gördüğünde nasıl tepki veriyorsan öyle tepki vermeni isteyeceğim. Bölümün adı Cevap Hakkı. Başlayalım. Bu kadar kaba saba bir kadının duygusal şarkı söylemesi bana inandırıcı gelmiyor. Romantik şarkı söyleyen kişinin o duyguya girmesi lazım ki dinleyicisine de o duyguyu aktarabilsin. Bu kadın ağzını açtı mı, abi naber tarzı konuşunca hiçbir şarkısını dinleyesim gelmiyor. Dinleyeni de anlayamıyorum. Anlatmaktan yoruldum ben de bak, demin dediğim gibi. Yani bir sözlük düşün ki sadece insanları boklamak için girilen. Adı ekşi zaten yani. Bu kadar kaba saba konuşan bir kadın belki de bunu kendine yıllarca bir kalkan edinmiştir. Benim diyen benim kadar duygusal olamaz. İçli köfte derler bana. Belki yalan söylüyorum. Belki abi diye konuşurken, lanlı lunlu konuşurken rol yapıyorum, yalan söylüyorum. Belki de o duygusal şarkıları söylerken aşık, aşkından geberen naif kız rolü yapıyorum. Belki de ikisi de benim. Her yerinden samimiyetsizlik akan kadın şarkıcı İlgi Budalası. İlgi Budalası çok doğru söylemiş. Ama bir yerimden samimiyetsizlik aktığını hiç zannetmiyorum. Fazla overdose samimi olduğum için ve onların da bünyeleri buna alışkın olmadığı için saygı duymuyorum. Bu kadında çözemediğim bir kasvetle karışık kendine güvensizlik var gibi. Abartılı neşesiyle sanki kendi kendini sarıp sarmalıyor. Üzülme İrem, bak güçlüsün işte der gibi. Nedense her konuşmasında içten içe üzülüyorum ruhu için. Eleştiri, ironi yapmıyorum. Zaten öyle uzun uzadıya dinleyemiyorum konuştuğu zamanlar ama işte bir garip hüzün var gibi sanki kadında. Çok doğru.
Çok doğru. Yani beni benden iyi anlatmış. Çok doğru. Benim içimde manasız, bunu mu seviyorum, bundan besleniyorum bilmiyorum ama hep içimde böyle şey var yani. Biraz dağıttı beni bu yorum. Yani şu an mesela o neşemden eser kalmadı. Öf. Sona geldik. En sonda senden doya doya, bile isteye, abartarak detone olmanı isteyeceğim. Detone İçinden nasıl geliyorsa öyle. olmak için bile pozisyon almak lazım. Tamam. Diyafram bu. Anladım, bu son durak. Beni anılarla yalnız bırak. Tutmam gereken bir matemim var. Hislerim var. Unutmam gereken yanar yanar durur kalbim, kan ağlar ağlar durur senin bir tek dileğin var. En az 7-8 kere detone oldu, detone. Sürtone de oldum bu arada. Çok temel yaşlarda, çok temel bir yerden onaylanmadığını düşündüm ben böyle bakınca. Bu illa onay tek tip bir şey değil. Birçok tipi var onayın. Anne babadan aldığımız çok temel yerler bu arada. Ve gerçekten bazen bazı insanlarda onaysızlık, bazen yetersizlik o kadar şahane bir şeye dönüşür ki tamamlamak için, bir şekilde hakikaten onu almak için bir çalışacaksa 10 çalışır insan onu var edebilmek için. Belki günlük hayatta böyle ama temelde kapanmayan yine kapanmıyor aslında. Baş etmeye çalıştığın şeyler, baş ederken bazen gerçekten işte mizaha vurmak, bazen gerçekten dandun konuşmak işine yaramış İrem ya. Saptırmak işine yaramış bazen. Yüküyle, ağırlığıyla baş edememek için. Ya başarı hikayelerine baktığımda zaten hiç kimse Buckingham Sarayı'nda mavi kanlı 100 euro ile kıçını kakasını silen insanlar değil ki yani. İlla herkesin hayatında bir şey var yani. Ki ben öyle büyük bir travma asla yaşamadım. Ben travmamı hastane öncesi dönemde yaşadım. Çocukluğumda annem de babamı da hakkını yemiş olurum yani. Bana travma yaşattınız falan diye. Yo. Böyle hayatın gerçeği bu artık yani. Hani boşanmış anne baba çocuğu olmak bir şey ifade etmiyor yani. Belki beraber olsalardı da ben aynı ilgi açlığını yaşayacaktım. Beni konuşun, beni konuşun, beni konuşun. Ben olayım. En ön planda ben olayım. Göz önünde ben olayım. Bunun da temeline inersek belki hep kompleksli kendimi böyle çok çirkin gören bir çocuk ya da bir genç kız olma sebebim olabilir. Bitti. Bitti mi? Evet.